Hepinize günaydın, hayırlı sabahlar. Biz Duru'yla yine kahvaltı yapacağız. Selam verelim dedim. Şöyle çaylarımızı dolduruyorum. Dün akşam ıslattığım nahut çok güzel kabarmış. Onu da birazdan bir 15 dakika haşlayacağım. Ondan sonra erkenden pişiririm. Anne, ben yumurtayı haşladım dedi. Sen ne, yumurta yemeyecek misin? Ben çok güzel anneciğim. Haşlayacağım. He, sen soyacaktın değil mi? Yetişemedin ama Durucuğum. Soymaya yetiştim. Kahvaltılar yapıldı. Suyumuzun ilk seferini doldurdum arkadaşlar. Önce bu bitecek. Sonra bunu ben akşama kadar iki kere daha dolduruyorum. Yani yatana kadar. Böylece suyu da hatırlatayım dedim size. Belki bir iki kişiye böyle faydam dokunur. Çünkü Instagram'dan çok güzel geri dönüşler alıyorum. Bana kahvaltı tabaklarını, içtiği suları, içtiği yeşil çayları atan arkadaşlarım var. Hepsine çok teşekkür ederim. O yüzden böyle birbirimizi motive ediyoruz. Sular hazırlandı gördüğünüz gibi. Ben şimdi bir bardak daha keyif çayı içeceğim. Bakın Duru Hanım nerede? Ben mutfağı toparlarken ablasının masasına yerleşmiş. Ders mi çalışıyorsun anneciğim? Azra sana kızar evet buraya girdiğin için. Hayır. Çünkü bütün defterlerini karalıyorsun, yırtıyorsun anneciğim. Hayır. Camlar bu arada yarım saatten fazladır açık. Evi güzel havalandırdım. Azra da buraya kendi adını yazmış bakın. Camları kapatalım. Yatak odamın camını da kapatayım. Burası da güzel havalandı. Bu arada camları silmem lazım bir ara. Yağmurlardan sonra kötü olmuştu. Bunları da bu hafta halledeceğim inşallah. Bayağı kirlendiler. Ama içeriden alıyorum bezle. Mesela cam önlerini falan alıyorum. Ama bayağıdır cam silmedim. Çamaşırlarım daha kurumamış, nemliler. Onları da öğleden sonra kaldırırım inşallah. Salonun camını açmamıştım. Ceyran yapıyor diye. Bakalım şimdi biraz şuradaki camı açayım. Burası da havalansın. Dedim nahutu da haşlamaya koyayım. Bakın böyle köpüklü kara su çıkıyor arkadaşlar. Mutlaka ön haşlama yapıyorum ben baklagillerde. Bunları da üzerinden böyle alıyorum mesela. Biraz daha kaynatacağım. Bir kere daha köpürecek çünkü. Ondan sonra süzeceğim güzel. Sonra düdüklüye yemeğini atacağım. Bir yandan da atıyorum köpükleri. Şöyle bir karıştıralım. Haşlamayanlar varmış vitamini gitmesin diye ama ne bileyim böyle benim içim rahat ediyor bu suyu akıtınca. İlla ki haşlıyorum. Şöyle bir kere daha o köpük biriksin. Ondan sonra altını kapatacağım. Çorbam var. Dünden tarhana çorbam yarım tencere duruyor. Bugün çorba yapmayacağım arkadaşlar. Güzel süzdüm onu. Haşlandı. Şimdi yine makineyi orta yere getirdim arkadaşlar. Çünkü deminden beri susamlı çubuk yiyor burada. Onu gördü istedi. Güya tepsiye koyduk dökmesin diye. Arkadaşlar şöyle böyle anlatıyorsun. Yaptıklarını da anlat. Kahvaltıdan kalkıyor bir şeyler istemeye başlıyor. Buzdolabının önüne dikiliyor. Her neyse böyle bir şeyler oyalanacak bir şeyler istiyor böyle. Bu arada televizyonu açamıyoruz. Televizyona bir şey oldu. Rıza'yı aradım hemen. Bu dedim açmıyor dedim. Kablolu TV'ye geçmiyor dedim. Kumandası çalışmıyor. Daha doğrusu kumanda işlemiyor. Pillerini değiştir dedi. Yeni pil taktım yine işlemiyor. Anne, bakayım öğle paydosunda. Tamam anneciğim. Öğle paydosunda gelebilirse gelip televizyona bakacağız. Böyle ruh gibi kaldık. Evin içinde zaten sıkılıyorum bununla beraber. Neyse buraları süpüreceğim, sileceğim. Azra'nın odasını temizledim. Oranın camını kapattıktan sonra orayı süpürdüm. Vila da çektim her yerine. Çünkü Azra çok boyama moyama bir şeyler yaptığı için bir de her yerde yani silgiyle çok uğraştığı için her yerde silgi tozu. Orayı öyle temizliyorum yani. Şimdi size bakın koltuğun halini göstereceğim. Bakın. Gülüyorsun değil mi? Bütün koltuklar böyle arkadaşlar. Ya tepside verdim. Anlaştık. Ama her yere dökmüşsün Duru. Bak gel. Her yere dökmüşsün. Neden döktün? Sen görürsün Duru. Sen görürsün. Sen görürsün Duru. Şımarma kız. Şımarma.
Buraları süpüreceğim ben, tamam mı? Süpürüyor. Bundan sonra başka bir şey istemek yok. Buraları şimdi süpürüyorum. Duydun mu hanımefendi? Anne ben burayı süpürüyorum. Tamam anne süpürsün. O zaman ben buraları süpürüp sileyim. Ondan sonra arı önünde görüşürüz. Birazdan 15 dakika sonra arı ön saatim geliyor. 10'da kahvaltı yaptım. Kahvaltıdan 2 saat sonra arı öğün yapabilirsiniz. Öğünler arasında 2 saat tutabilirsiniz yani. Ondan sonra da zaten 2'ye doğru öğlen yemeği yiyeceğim. Yine böyle arı öğünden 2 saat sonra. Bugün sizlerle neler yediklerimi paylaşacağım bakalım. Size de fikir olsun. Çünkü Instagram'dan çok olumlu mesajlar geliyor. Kilo verenler resimlerini atıyorlar. Diyet yapanlar, işte kilosunu söyleyenler, seninle birlikte başladık biz de diyenler. Vallahi ben de motive oldum, mutlu oldum yani herkes adına. Böyle anne, güzel şey yapıyorsak, anne, bir şeylere vesile oluyorsak ne mutlu. Anne, burayı artık ben süpür dedi. O süpürecekmiş, bize kolay gelsin. Kahvemi attım arkadaşlar makinaya. Arı öğün zamanı geldi. Bir tane şöyle kuru incir koydum. Birkaç tane de yanına beyaz leblebi koyacağım. Beyaz leblebi tercih edin, sarıyı değil de. Bunda çünkü protein oranı daha fazla. Leblebi mi istiyorsun anneciğim? Tamam al bakalım. Boğazına kaçmasın, dikkat et. Al boğazına kaçmasın. Şöyle tut, şöyle tut. Ona da bir tane kuru incir verdim. Şimdi leblebi de istiyor. Böyle arı öğünleri yapın bakalım. Resimler geliyor. Kahvaltı resimleri çok güzel. İçilen sular da geliyor. Mis gibi şekersiz kahvemizi de yaptık. Ben 3 sene oldu arkadaşlar şekeri bıraktığım. Kahvenin, çayın tadını daha iyi alıyorum. Bırakmayanlara da tavsiye ederim. En fazla 20 gün zorlanırsınız. Sonra inanın alışıyorsunuz. Yani zor gelmiyor. O zaman bana afiyet olsun. Ben işlerimi hallederken Duru'ya da buraya resim defteri verdim. Sandalyeleri ve masayı çizmeyecek. Anlaştık onunla. Söz verdi bana. Bana söz verdin değil mi anneciğim? Söz verdin bana değil mi? Söz verdi. Söz verdi bana. Masayı da çizmeyecek. Gerçi keçeli kalem masadan çıkıyor ama sandalyeden çıkmıyor sanırım. Burada yapmak istedi. Anne ben odada kaçtım. Odada olmaz anneciğim. Odada olmaz. Odayı temizledim. Güzel sildim. Çalışma masasını cifledim. Ablanın odası olmaz. Burada biraz oyna. Benim işlerim bitsin. Ondan sonra burayı da sileriz. Tamam mı? Ama ben böyle de var. Ama bir tane. Bak yüzüne sürme. Yüzüne sürme tamam. Ama ben derken hepsi boyuyor. Her yeri boyuyor. Her yeri boyuyor. Ne olmuş oraya? Ellerini sürme anneciğim tamam mı? Dikkat etmeye çalış tamam mı? Duru. Anne. He. Bak şöyle söyleyeyim. İki de hepsi burada var. Evet, iki tane yeter. Bütün kalemler olmaz. İki tane yeter anneciğim. Ha? İki tane yetiyor sana. Burada da. Oraya devam et, oraya devam et. Ha? Bütün defteri bir günde bitiriyor. Ama bak, bak, bak. Burada şu şişe. Evet, 1 litremizi öğlen bitirdik arkadaşlar. Öğlen oldu. İkinci 1 litreyi dolduruyorum. Bunu da akşam 5-6'ya kadar içerim. Sonra bir kere daha dolduruyorum. Tamamdır. Doldurduk. Su vereyim annem ben sana, dur. Yemeğimi düdüklüye attım. Bir yandan da pilavı yapıyorum arkadaşlar. İyice kavurdum. Azra okuldan gelmeden hazır olsun yemekler dedim. Bazen çok aç geliyor. Bazen yemek istemiyor. Suyumuz da tamam. Altını da kısalım. Vallahi soran olursa ömrü bulaşık yıkamakla geçiyor dersiniz. Bulaşık yığılı arkadaşlar. Leyenler, süzgeçler. Konuştuğumu duydu ya, nasıl geldi? Lahana tenceresini boşalttım. Onu tavaya aldım. Onu ben öğlen Duru'yla birlikte yeriz biz. Akşamda zaten nohut pilav var. Ben yıkadım, duruluyum. Saat kaça kadar? Yani rahat saat bir 3'e kadar benim işim bitmiyor arkadaşlar. İlla ki çıkıyor yani.
Sil, süpür, toz al, yemek koy, bulaşık yıka, aygazı cifle. Bir yandan da Duru'yu oyalamaya çalışıyorum. Yani onun gönlünü yapmaya çalışıyorum. O yüzden hiç oturmuyorum yani. Kahvaltıdan sonra oturamıyorum ben. Bilmiyorum. Arada bir böyle yorumlara bakıyorum. Mesela Arı'nın yaptığımda kahvemi içerken yorumlarınıza falan baktım. Onun dışında yok yani. Yıka, kaldır. Makine de yıkıyor. Ben de yıkıyorum. Şu çaydanlıkları zaten yemek falan sıçrıyor. Kullanıyorum ya, su falan kullanırken yağ sıçrıyor, yemek sıçrıyor. Sürekli cipliyorum bunları. Düdüklü de kaynamaya başlamış. Altını kıstım hatta onu. Bayağıdır nohut yemeği yapmamıştım. Güzel, çok seviyor aslında da. Saat 2 yaptığımıza göre Elif için öğlen yemeği vakti. Dünkü lahanamdan bir tabak kadar kalmıştı. Ben ondan 5 yemek kaşığı aldım arkadaşlar. 2 kaşık da yoğurt koydum. Bir dilim de kepek ekmeğim var. Bu benim öğlen yemeğim. Duru yemek istemedi şu anda. Hepsini sordum. Çorba, pilav. Pilav pişti mesela, ya da bunlardan koyayım dedim. İstemedi. İçeride oynuyor. Uykuya yatırırken yedirim onu. Ablası geldikten sonra uyutacağım çünkü. O zaman bana afiyet olsun, sizlere de fikir olsun istedim. Yemek de pişti arkadaşlar. Aldım şeye, normal tencereye aldım. Pilavım burada. Yemeğim de burada arkadaşlar. Çok güzel pişmiş. Şimdi Azra gelir, birazdan yemeğini yer. Sonra da Duru'yu uyuturum inşallah. Duru'yu uyuttum, geldim. Ocağa da yeşil çay için su koydum. Saat 3.30 geçti çoktan. Bir yeşil çay içeyim. Hatta birazdan, bir yarım saat sonra falan bir tane de portakal yerim. Ara öğün yaparım. Öyle bakalım sizin nasıl gidiyor. İnşallah iyi gidiyordur. Valla baya baya bir gaza geldik gibi böyle. İnşallah böyle de devam eder. Resimler baya çoğaldı. Instagram'dan bana çok güzel resimler geliyor. Ara öğünler geliyor, yemekler geliyor, kahvaltılar gelmeye devam ediyor. Böyle devam ederiz inşallah. Ben şimdi bunu demleyeyim. Biraz oturacağım artık. Sabahtan beri doğru dürüst oturmadım gerçekten. Evin içinde hep bir koşturmaca maalesef. Azra'nın da ödevi yokmuş. O da içeride televizyon izliyor. Zaten son 2 gün kaldı. Karne alacaklar. Karneler çıkmıştır bile, belki de bilmiyorum. Şeye bakmadım. Okula bakmadım. Akşam bir bakayım ona. Unuttum ben ona bakmayı. Öyle. Şimdilik oturacağım. Bir şey yapmayacağım vallahi. Ve benim kızım 35 dakika falan uyudu ablaları. Bir saati tamamlayamadı. Gene çarşı pazarını kurdu annesinin gülü. Bunları ben bir de sonra hep yıkıyorum, biliyor musunuz? Yerlere sürüyor. Her gün yıkanıyor bu leğenler. Yıkamaktan eskiyecek artık. Bu arada kahve seti, tencere, tabak setleri falan bunun var arkadaşlar. Hepsini almıştık yani. Ablasının da vardı, bunun da var ama bu bunları tercih ediyor. Çocuğa daha gerçekçi geliyor herhalde. Müzik dinliyoruz. Kral Pop'u açtık. Birazdan babamız gelir. Hadi otur annem oraya. Oyun orada. Yemek yap hadi. Babasının geldiğini anlayınca nasıl kapıya koşuyor? Nasıl kapıya koşuyorsun?
Kim geliyor? Ne dedi Azra? Azra içeride. Bak, baba geldi. Kavuştunuz mu? Kavuştunuz mu? Aşkım. Akşama kadar babamı öpeceğim, babamı öpeceğim. Sarı babaya sarı, baba sarı. Hoş geldin demedim bana. Hoş bulduk Tutu. Hoş bulduk Tutu. Hemen şöyle salata yaptım. Yemek de ısınıyor pilavla birlikte. Ben pilav yemeyeceğim. Yediklerimi birazdan gösteririm. Bunu da soslayayım. Evet, Elif'in akşam yemeği arkadaşlar. 5 yemek kaşığı dolusu susuz yerinden nohut koydum. Yanına böyle salata ayırdım kendime. Kalanını da zaten Rıza'ya verdim. Çocuklar salata yemiyorlar. Zaten şu anda yemek de yemiyorlar. Rıza'yla biz kendimiz diyoruz. Onlar çünkü az önce pilav üstü nohut yediler. Karınlarını doyurdular. Sıra bizde, saat 6'ya geliyor. Bunu yedikten sonra bir yarım saat falan duracağım. Ondan sonra yürüyüşe çıkacağım. Yani yemeğin hemen peşine çıkmayayım dedim. Biraz bekleyeyim. Ondan sonra yürüyeceğim bakalım. Zaten o zaman görüşürüz. Bana da afiyet olsun. Ve Elif yollarda arkadaşlar. Karanlık yeni yeni çöküyor. Hemen yürüyüşe çıktım. Kendime bir saat verdim. Bir saat yürüyeceğim bakalım. Ne yapıyorum? Bu mahallenin sonuna kadar gidiyorum. Bu mahallenin zaten sonu dümdüz gidince Rıza'ların iş yerine çıkıyor. Rıza'ların iş yerinin orada sahada böyle bir iki tur attıktan sonra geri bu yolu geri döneceğim. O zaman da zaten bir saat çoktan olmuş olur. Bayağı da mesafe yürümüş olurum. Çünkü gerçekten bayağı arası var yani Rıza'nın iş yeriyle burasının. Hatta zorlanıyorum diyor, artık eskisinden uzak oldu iş yerim diyor. Öyle bakalım, gidiyorum. Siz de bence durmayın. Yağmur olmadığı havalarda en azından yakın çevrenizde bir yerde yürüyüş yapın yani. Bir de dönüşte şeye bakacağım. Bayanlara özel bir spor salonu varmış bu mevkide. Ben ilk kez duyuyorum. Onu da bana bir takipçim yazdı sağ olsun. Elif abla, senin geçen söylediğin yerin eşi bayan, yani bayan, bayanlara özel yer çalıştırıyor diye yolu tarif etti bugün. Dönüşte bir bakacağım tarif ettiği yere. Olmadı. Oradan bir fiyat bilgisi alayım. Saatlerini falan öğreneyim. Orayla görüşeceğim. Böyle tempolu tempolu yürüyorum bakalım. Evet, Rıza'nın çalıştığı spor salonunun önüne geldim arkadaşlar. Burayı hatırlarsınız, geçen sene her sabah 10 ile 11 arası burada yürüyüş yapıyordum. Beni geçen seneden beri izleyenler mutlaka hatırlarlar. Ne yapacağım biliyor musunuz? Burada 5-10 tur atacağım. Sonra tabana kuvvet eve geri döneceğim. Şu gördüğünüz tepeyi aşıyorum. Merdivenden çıkıyorum. İleri gidiyorum. Baya baya bir gidiyorum. Ondan sonra kendi evime ulaşıyorum. Çünkü baya mesafe var. Burada en azından bir 5-10 tur atayım. Hızlı hızlı yürüyorum. Tempolu. Yeni ısındım zaten buraya gelene kadar. Öyle. Vallahi özlemişim burayı, burada yürümeyi. Gerçekten. Şimdi ne yapacağım? Kulaklığı takacağım. Son ses müzik dinleyeceğim. Ve yürümeye devam edeceğim. Hadi bakalım. İnşallah yağmur da gelmez. Bu hafta da başlamışken ara vermek zorunda kalmam yani. Evet, yürüyüşümü bitirdim. Şimdi Şok'a geldim arkadaşlar. Bugün aktüel günüydü. Şöyle çok güzel tepsiler var bakın. Metal tepsiler, 9.90 fiyatı. Daha sonra kek fanusları var, kırmızı ve siyah altlıklı. Onlar da 9.90, fiyatı gerçekten çok iyi. Şu 50-10 doları var soğan çekmek için, 19.90. Bunlar iyi oluyor ama biz kayınvalidemdeyken tapırınkini kullanıyorduk. Ondan çok memnunduk. Şöyle Paşabahçe'nin salata kaseleri var. Şöyle yine çay seti gelmiş, 27.95. Ölçü kabı gelmiş böyle cam olandan Paşabahçe'nin, fiyatı 14.95. Kek çırpma kapları var, fiyatı 7.90. Yemek takımı var, yemek takımı çok güzel görünüyor, 100 lira. Rengi yani çok güzel görünüyor bakın. Sırf krem rengi harikaymış. Tava ne kadarmış? Balık tavası 50 lira. Şu 9.90'a kek fanusu gerçekten hoşuma gitti. Kırmızı böyle kapaklı. Bence gayet güzel yani. Fiyatı da uygun. Bunu alacağım sanırım.
Ben eve geldim arkadaşlar. Şoka salça diye girdim. Bugün yemek yaparken salçamın sonunu kullandım çünkü. Bir de tuzum çok azdı. Bu ikisini almaya diye girdim. Bunları da aldım. 10 liraya şapkalar çok güzeldi. Çarşıda bunlar dükkanlarda olsun, çarşıda olsun 25 liradan aşağıya bereler yok arkadaşlar. Ya da 20 liradan aşağıya. Hoşuma gitti rengi falan. Bir tane kendime bere aldım. Siyahım vardı. Bir de bu renk alayım dedim. Bir de bu fanusu kaçırmayayım dedim. Hem plastik cam fanusum duru mesela masanın üstünde çok elliyor. Camı, yani cam fanusu çok kaldırmaya çalışıyor. Böyle bir tane plastik evde bulunsun istedim. Bak bak bak, tuzu aldı gidiyor. Yerleştireyim bunları. Aldıklarımı yerleştirdim. Fanus gerçekten kaçmayacak bir fanustu. Malı da güzeldi, yani plastiği kaliteliydi. Şapka da çok güzel. 9.90'a bence alınabilir. Her neyse, üzerimi değiştireceğim. Yürüyüş o kadar iyi geldi ki vallahi hem açıldım, aslında biraz serindi ama iyi oldu. Sonradan ısındım ben bayağı yürüdükçe. Gelirken o arkadaşın dediği spor salonunu buldum arkadaşlar. Sadece bayanlara özel olan. Benim bir sokak ötemde, yani benim bu bayırı indikten sonra biraz gidiyorum. O sokağın sonundaki bayırda. Hani çok böyle bir mesafe yok. Yani normal bir mesafe. Yürüme gelip gidilir yani. Öyle insanı sıkmaz. Haftada 3 gün dedi. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri 7'de seans varmış. Akşam 7. Ben çünkü akşam saatlerini sordum Rıza'nın işten gelme saatine göre gideceğim için. Mecbur çocukları o bakacağı için. Akşam seansını sordum. 7'de olduğunu söyledi. 7 ile 8 arası. Pilates, zumba, aerobik, aletli çalışma, kardiyo, fitness hepsi içinde dedi. Dönüşümlü olarak yapıyoruz dedi. Aylık 150 TL olduğunu söyledi. Dedim ki cuma günkü seansa eğer başlarsam, karar verirsem dedim, cuma günü görüşürüz dedim. Burcu Hanım'dı sanırım. İsmi Burcu'ydu. Numarasını da aldım. Ben size dedim haber veririm dedim. Cuma günü eğer başlarsam o gün olan seansa katılacağım. Bana da hem iyi olur diye düşünüyorum. Hem spor açısından hem de biraz böyle benim için de bir değişiklik olmuş olur. Haftada 3 günde gayet yeterli bence. Karar verirsem sadece bayanlara özel olduğu için gönül rahatlığıyla gidebilirim artık. Çok erkeklerin yoğun olduğu ortamda ben de rahat spor yapamazdım zaten. O yüzden bu benim en yakınımda olan spor salonuna yazılamadım maalesef. Orası akşamları bayağı bir yoğun oluyor. Ama gelenler çoğunlukla erkek oluyorlar. Her neyse, buranın bayana özel olması çok hoşuma gitti. Bana söyleyen arkadaşa da buradan teşekkür ediyorum. Yol tarifine kadar yazdı bana. Buradan bir takipçim yazmıştı. Onu da buradan öpüyorum. Bugünlük de veda ediyorum. Şimdi kendime bir yorgunluk kahvesi yapacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.